Sevgili seyirciler, Türkiye'de ekonomide iyi şeyler oluyor. Ee, en son Standard Poor's bu hafta Türkiye'nin güvenilirlik rakamını biraz daha yükseltti. Kemer sıkma politikasını Mehmet Şimşek biraz daha sıklaştırıyor. Dolar üzerinden yüzde kırk vergi almak gibi bir enstrümanı almaya çalışıyor meclisten. Uygularız, uygulamayız, bakarız diyor. Meclis başkanı Gaye Hanım gayet pozitif açıklamalar yapıyor. Enflasyon istenildiği kadar olmasa da yani temenni edildiği kadar olmasa da düşme yönünde bir kıpırdanma gösterdi. Bütün bunlar konuşuluyor. Ekonomik işbirliği Kalkınma Örgütü, örgütü yani OECD de Türkiye için 2023 büyüme tahminini %4.3'ten 4.5'e yükseltti. Küresel ekonomi büyüme tahmini %3'ten ise %2.9'a düşürdü. Şimdi isterseniz Koç Üniversitesi'nden e, Profesör Selva Demiralp'e soralım. Sayın Demirak, 2024 yılında Türkiye ve dünya ekonomisi açısından siz ne bekliyorsunuz? Özellikle Türkiye'nin bu ekonomik pozisyonu küresel piyasalarda nasıl etkilenir ya da nasıl etkiler? Şimdi bu tür büyüme tahminleri yapılırken her analist kendi modelini kullanır, buna da kendi ekonomiyle ilgili öngörülerini ekleyerek bir rakam verir. Ben bu soruyu cevaplarken kendi bünyemizde Koç Üniversitesi'nden arkadaşlarım Cem Çakmaklı ve Sevcan Yeşiltaş'la yaptığımız model doğrusundaki tahminlerden yola çıkarak bir cevap vermek isterim. Mesela Perşembe günü gelen büyüme verisinde pek çok analist yine kendi tahminlerini yaptılar. Bizim o zaman tahminimiz çeyreklik bazda yani 2023'ün ikinci çeyreğinden üçüncü çeyreğe geçerken 0.3 gibi bir büyüme. Yıllık bazda da 5.1 yani geçen senenin 3. çeyreğinden bu senenin 3. çeyreğine 5.1 gibi bir büyümeydi. Ve bu rakamında e, tamamen tuttuğunu, örtüştüğünü gördüğümüz için şu anda kendi modelimize olan güvenim e, oldukça yüksek ve bu modelden yola çıkarak da bizim e, bu senenin son çeyreğini de eğer dahil edersek senelik büyüme ne olur? 2023'ü nasıl bir rakamla bitiririz sorusuna biz 4.2 gibi bir e, rakamla cevap veriyoruz. Ama hemen bunu söylerken şunu da ekleyeyim. Henüz içinde bulunduğumuz dördüncü çeyreğe dair fazla veri girişi yok. O nedenle bizim şu anda hafif negatifte olan dördüncü çeyrek büyüme rakamımız daha revizyona uğrayabilir. Bu bizim özelimizde değil zaten tüm senelik tahmin yapan analistler için söz konusu. O nedenle henüz temkinli olmakla birlikte bu seneyi dörtün bir parça üzerinde bir büyüme rakamıyla bitireceğimizi düşünüyoruz. Şimdi büyümenin bileşenlerine baktığımız zaman da şunu görüyoruz. Bir kere manşet rakam olan 5.9 TÜİK'in duyurduğu bir parça yanıltıcı olabiliyor. Çünkü onun içinde takvim etkileri var. Takvim etkilerini çıkardığınız zaman 5.1 görüyorsunuz ki bu geçen senenin 3. çeyreğinden bu senenin 3. çeyreğine gayri safi yurt içi hasıladaki büyüme rakamı Orada bir parça yanıltıcı olabilir. Neden? Çünkü geçen senenin üçüncü çeyreğinde çok düşük bir büyüme rakamı söz konusuydu. Hatta orijinal rakam negatifti. Şimdi yeni onu 0.5'e yukarı yönlü revize etmişler. Ama yine de 0.5'e kıyasla biz 5.1 büyüdük. Ben bunu şundan dolayı söylüyorum. Çünkü eğer yılın ikinci yarısından itibaren bunca faiz artışına faiz indirimlerinin son bulmasına, teşviklerin, seçim ekonomisinin son bulmasına rağmen halen çok yüksek büyüğü olsaydık oradan şu sonuç çıkabilirdi. Demek ki Merkez Bankası'nın attığı sıkılaştırıcı adımlar yeterli değil mi acaba? Öyle değil. Çeyreklik veriye baktığımız zaman 3.5'ten 0.3'e doğru bir ciddi büyüme ivmesindeki yavaşlama bize aslında atılan adımların Hedefe gittiğini, ekonomide bir yavaşlama olduğunu gösteriyor. Tüketim bacağının aslında negatife geçtiğini görüyoruz. Daha çok yatırımlarla ve hükümet harcamalarıyla büyümüşüz. E yolun bundan sonrasında o zaman 2024'te nasıl bir ekonomiye giriyoruz? E, Merkez Bankası'ndan gelen sinyaller e, mevcut sıkı duruşun devam edeceği şeklinde. Yine hafta içerisinde e, Merkez Bankası Başkanı e, Gaye Erkan'ın İstanbul Sanayi Odası'nda bir e, demeci vardı. Orada zor da olsa, e, maliyeti yüksek de olsa enflasyonu düşürme konusunda Merkez Bankası'nın kararlı olduğu söyleniyor. Buradan ben şunu çıkarıyorum. Faiz artışları belki bir parça daha artabilir. Yani politika faizi belki 45'lere gelir. Orada Merkez Bankası muhtemelen durup birikimli faiz artışlarının ekonomi üzerindeki etkisini görmek isteyecektir. Ee, enflasyonun hali hazırda %60'larda olduğu, işte büyümeyi de 4.2'lerde bitirirsek buradan %36'lara enflasyonu düşürmeye yeter mi e, politika faizi? Bence biraz daha sıkılaşma gerekebilir bunu Merkez Bankası yapar mı ya da OVP'deki %4'lük 2024 büyüme hedefimi tutma ihtimali daha yüksek. %36'lık enflasyon hedefimi tutması daha yüksek diye düşünecek olursak bence büyümenin tutma ihtimali daha yüksek ama bir orta noktada da buluşulacağını düşünüyorum. Belki büyüme 3.5'lara doğru inecek. Enflasyon da daha 36'lardan belki 40'lara gelir ama bu senenin sonu itibariyle bitir, yılı bitireceğimiz 70'lere yakın bir enflasyondan yine de ciddi bir dezenflasyon söz konusu olacaktır. Eğer Merkez Bankası şu anda gitmekte olduğu yoldan vaktinden önce prematüre bir faiz indirimine gitmez. Atılan tohumların filizlenmesine, hasat edilmesine bir fırsat tanınır. Merkez Bankamıza ve ekonomi yönetimine bu fırsatı tanımak, Bence bu noktada boynumuzun borcu çünkü ödediğimiz bedel de boşa gitmesin diye düşünüyorum. Sayın Demirat çok çok teşekkür ederim.